biraz gezinizin. Diyorum annesi babası İdünya Yatak Kurulu üyemiz. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Hepimizin inşallah. Derdimizi bir kenara bıraktık. Başka dertlerin derdinden hemen olmaya çalışıyoruz. Allah senden razı olsun oğlum. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah şehittir. İnşallah, inşallah. Allah cennette buluştur. İnşallah. Ben genel başkan tanıma gidiyorum. Ay çok mutluyum. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok Var mı kaybınız? İki evladımla canımı zor kurtardım. Bizim sesimiz olun başkanım. Neredesiniz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Şu an sokakta kalıyoruz. Araçlarımızın evin, içinde. Evin durumu ne? Evimiz ağır hasar başkanım. Sesimizi duyurun, sesimiz olun. Size bakın, güveniyoruz, inanıyoruz. Şu anda çok mağduruz başkanım. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederiz. Yanımızda olduğunuz için. Şimdi şeyde ev ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Muhtemelen yıkılacak. Yıkılacak başkanım. Evet. Yıkılacak. Peki nasıl geçireceksiniz kışı şimdi? O eve giremeyeceksiniz. Giremeyiz başkanım. Yani durum nedir? Ben anlamak için soruyorum. Başkanım durumlarımız çok kötü. Sokakta insanlar çok zor durumda. Hepimiz mesela çok... siz şimdi ailenizle bir başka şehre gitmek ister misiniz şu anda? Şu an gidemem. Sevdiklerimizin hepsi göçük altında. Gidemeyiz başkanım. Bırakamayız. O zaman öyle yardım edeceğiz. Başkanım Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar kaç yaşında? Oğlum 24, biri de 16 yaşında. Bir şeye ihtiyacınız varsa o manada söyleyeyim. Allah razı olsun. Sesimiz olun yeter başkanım. Geçmiş olsun hayatım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun güzelim. Ağrınsızın var mı hayatım? Her şey tamam mı? Sen nasılsın güzelim? Oy ne kadar güzel saçların var senin. Senin de öyle. Kardeşsiniz değil mi siz? Hanginiz büyük? Abla hangisi? Sen abla, sen kardeş mi? Ne kadar bir yaş farkı var aranızda? Bir yaş. Oy. İkiz gibisiniz siz o zaman. Şimdi yine omuz kırığı var başkanım. Sude hızlı kalça kırığı var. Hayır. Geçmiş olsun. Hadi Meral teyzeden bir şey isteyin. Ne istersin? Söyle. Ha, seni mutlu edecek bir şey iste. Sümeyye. Ne istersin benden? Kulağıma söyle. Kulağıma söyle. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Ameliyatta dahi bilgilerini istiyorlardı bu çocukların, kardeşim nerede diye. Enkaz altından evet. İnsanların çıkmasını istedi. Ne kadar yatacaklar hastanede? İki güne taburcu edeceğim. Birazcık antibiyotik tedavisi biraz da rahatlatacağım da. Ama birazcık... Kendileri gitmek istiyorlar, zorla tutuyoruz aslında sen yani. Evlerini hocam bir de çadırda oralar soğuk. Düşüyorum, enfeksiyon gibi ne yaptı. Muhammed Mustafa, vay ne güzel bir isim canım benim. Kaç yaşındasın oğlum? 15. Oy, geçmiş olsun. İyileşen inşallah. Evet, nesi var? Bu da göçük altında kalan hastamız gene. Kompartman sendromu dediğimiz damarların sıkışması, arterlerin sıkışması sebebiyle dün ameliyata aldığım, gece ameliyata aldığım bir hasta. Şu an ilk rahatız. Çok şükür. Ağrın var mı? Biraz sızlıyor kolum. Canım benim. Çok memnun oldum. Kaç kardeşsiniz? İki kardeştik. Ablam vefat etti. Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ay başın sağ olsun. Kaç yaşındaydı abla? 21. Bekar mı evli mi? Bekar. Üniversiteye gidiyordum. Ay başın sağ olsun abla. Oy. Göçükten sadece bu bacım, eniştem, yeğenim vefat etti. Allah'ım.
anası da. 8 saat sonra çıkarttık anca. Çok çaba sarf ettik. Bir kişi mi kaldı? Sadece bir. Sen nerede okuyorsun Mehmet? Şehit Mehmet Karacatlı'ki proje Anadolu Hatip Lisesi. Anadolu? İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorsun. Peki ben senin velin olsam kabul eder misin bundan sonra? Olur. Ben senin velin olayım. Olur mu? Dayısı, müsaade eder misiniz? Ben onun velisi olayım. Tamam. Annesi muhtemelen benim kızım yaşındaydı. Kaç yaşındaydı anne? 40. Tamam işte. Oğlumla yaşamış. Tamam ben de anneannen olayım senin. Velin olayım. Olur mu? Söz mü? Tamam, ben de söz veriyorum. Ben de bu depremi yaşadım oğlum da. Allah sana sabır nasip etsin. Allah şifa nasip etsin. Cengizhan. O bende. Sen dayılık yapacaksın. Şimdi ne yapacaksın? Ben de velisi. Anneannesi. Anneanne diyeceksin tamam mı? Meral anneanne. Arda geçmiş olsun oğlum. Şimdi annenle görüştüm. Çok teşekkür ederim. Çok. Ne mezunusun Arda'cığım? Ben elektrik, elektronik mühendisliği. Mühendisliği. Hangi okul oldun? Kahramanmaraş Çimen Üniversitesi. Ne zaman mezun oldun? Daha yeni bu sene mezun oldum. Nerende ne var şimdi senin? Ayağımda, sol ayağımda ağrılar var işte. Elimde. Bu da kreş. Sırtımda, gözümde. Bir önceki hasta gibi. Biz aşağıda 6-7 saat kaldık. Annemle erkek kardeşimle. Zor oldu bizim için ama beni hayata tutan şey onların orada olmasıydı. Onların sesini duymam oldu. Onlara da dayandım, onlara tutundum. Bir şekilde bir inanç oldu içerimizde. Zorlayıcı oldu. Tekrar arçılardan sonra daha çok sıkıştık. Yerimiz daraldı zaten. Ben sadece sağ kolumu hareket ettirebiliyordum aşağıda. Orada da elimden geldiğince anneme, erkek kardeşime yardımcı olmaya çalıştım. Yakındılar belli başta bölümleri ama tabii ki orada nerede tam olarak bilmiyoruz kendimizin nerede olduğumuzu. Elimden geldiğince onları çıkartmaya çalıştım ve başardım. Mutluyum bundan dolayı ama yaşanan bu durumlardan genel olarak tabii ki içim hoş değil. Geride bir çocukluğumu, gençliğimi, ailemin belli bölümünü bıraktım. Kolay olmadı. Ama birçok şeyi de orada açtım. Orada açtım. Çok şeyi. Çok şükür şimdi de demlik ayaktayız. Oy benim güzelim. Ay bu yaşta. Canım benim. Annenle konuştum. Biliyorum. Biliyorum. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Oy güzel torun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Anacığım hoş geldin. Allah razı hoş olsun. Geldin, çok teşekkür ederim. Yani bana kurbanı. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Öncelikle geçmiş olsun. Ölmüşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun başkanım. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah hep birlikte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek bu afetin, bu zorluğun altından birlikte el ele vererek kalkacağız inşallah. İnşallah. Türkiye'nin her tarafında yaşayan her bir vatandaşımızın kalbi buralarda atıyor. Ben sadece burada eksik gedik nedir görüp, yani sizin sesiniz olarak benim kafamdaki siyaset tarifi, arkadaşlarımın kafasındaki siyaset tarifi şudur. Muhalefet halkın avukatıdır, sesinizi duyar, iktidar iş görür, işi yapar, hizmeti yapar, ona bildirir. Şimdi bugün burada tamamen sizin sesinizi duyup eksik nedir, gedik nedir, ona nasıl çare olunabilir diye buradayım. Dolayısıyla bunları görüp öyle geziyorum her yeri. Bunları görüp ilgili yerlere iletip çözüm sağlamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımız sabah, yani deprem sabahı 9.30'da 9 ile 9.30 arası Ankara'dan yola çıktılar. Türkiye'nin
deprem olmuş her ilinde, her ilçesinde milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız bulundu. Dolayısıyla biz şu anda Türkiye'nin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. Yani siyasi partinin dışında bir sivil toplum örgütü, yardım örgütü haline dönüştük. AFAD'ın bilgisi dahilinde, valiliklerin, kaymakamlıkların yani resmi alanların bilgisi dahilinde Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan kardeşlerimiz bizlere yardım gönderiyor size iletilmesi için. Biz sadece o iletme işlemini yapıyoruz. Doğru yerlere varabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gönüllüler arama kurtarma için bize geldiler ve biz gene devlete bilgi, devletimizin bilgisi dahilinde dağıttık. General Ali Demirpaşa'nın başkanlığında bu arama kurtarma faaliyetlerine arkadaşlar, yani gönüllü arkadaşlar, siyasi parti mensubiyetinden bahsetmiyorum, geldiler. Biz onları sevk idare etmeye çalıştık ve bir bütün halinde Türkiye burada, Türkiye'de yaşayan her bir birey burada. Ben de karşınızda 99 depremini yaşayıp pek çok akrabasını, yakınını kaybetmiş bir siyasetçi ve bir insan olarak karşınızdayım. Bunların her birini yaşadık. Allah sabır nasip etsin. Amin. Ama bir şey var. Şimdi gene basın yayın mensubu kardeşlerimin aracılığıyla iletmek isterim. Üniversitelerin kapatılması ve oraya ailelerin, yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim. Diyelim 6 kişilik bir odaya, yurtlar öyle. 6 kişilik bir odaya 6 kişilikte bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Bir şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınız zaman olmaz. Birincisi bu. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir. Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bilabedel bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere gerekirse veya bu boş evlere gerekirse kira ödeyecek kadar da büyüktür. Biz buna varız her bir vergi veren insan olarak. Bir diğer konu da 285 bin öğrenci var bu bölgeden okuyan. Bu 285 bin öğrencinin, bu bölgede okuyan öğrencilerin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolunu açmak lazım. 2 sene pandemiyle gitti. Yani uzaktan eğitim. Şimdi bir de böyle gittiği takdirde ben eski bir üniversite hocasıyım. Karşımda üniversite hocası arkadaşlarım duruyor. Okul aynı zamanda sadece öğrenim alanı değildir üniversiteler. O gençlerin başka bir biçimde eğitim alıp davranış kazanmasını sağlarlar. Hocayla birebir görüşmek başka bir şeydir. O kantinde oturmak başka bir şeydir. O binada ders görmek başka bir şeydir. Arkadaşlarına yan yana oturmak, konuşmak, çay içmek bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla ben buradan yetkililere sizin karşınızda basın yoluyla uyarıda bulmak istiyorum. Lütfen bu işten vazgeçin. Birincisi bu. İkincisi, Osmaniye'de gece için ısınma talebi var. Ama Maraş gibi, Adıyaman gibi, onların ilçeleri gibi şehirlerde, Antep gibi kesinlikle günlük ve gece ısınma ve barınma ihtiyacı çok acilen çözülmek zorunda. Kadınların tuvalete ihtiyacı var. Yani söyleyemiyorlar kadınlar, bana söylüyorlar. Çünkü erkeklerden utanıyoruz, biz utanırız. Dolayısıyla tuvalet ihtiyacı, bebeklerin ilaç ihtiyacı var, çocukların ilaç ihtiyacı var. Ve çok hepinizden tek tek rica ediyorum. Anasını babasını kaybettiğini gördüğünüz çocuklara Allah rızası için sahip çıkın. Ve onları mutlaka devlete teslim edin. Ondan sonra anne, yani dayısıdır, amcasıdır, teyzesidir elbette gelir alır ama DNA testiyle almalıdır. Çünkü Kocaeli depreminde biz ilk 10 gün anlayamadık, çocuk çalındı. Organları için çalındı. Yurt dışına satılmak için çalındı. Diğerini söylemeye dilim varmıyor, onun için çalındı. Beni, yani gerçekten bu sözümü çok ciddiye alın, onu da sizden rica ediyorum. Yani bakın, çocuklarımızı
Ondan sonra biz onları büyük şehirlerde, deprem dışı bölgelerde yaşayan bizler, bunu bir siyasetçi kimliğimle söylemiyorum, sadece Meral Akşener gibi söylüyorum hepinize. Bizler onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle dernekler var, şey var ama onların başına mutlaka bir şey koyuyoruz, sosyal hizmetli koyuyoruz. Dolayısıyla emin bir şekilde yarın ailelerinden sağ kalanlara onları elbette DNA testiyle vereceğiz, verilmeli. Buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Her deprem bölgesinde bunu söyledim, burada da söylüyorum. Dolayısıyla inşallah el birliğiyle bu işi hep birlikte el ele vererek çözeceğiz. Tekrar söylüyorum, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Ama ha bir de şimdi bütün bu şeyler değer düşürecek. Yani deprem bölgesindeki bütün bu daireler, binaların değeri düşecek. Diyelim ki 2 milyon liraysa 500 milyon liraya satıp gitmeye kalkışılacak. Bir böyle bir yanı var bu işin. Buna engel olunması lazım. Yani satmak mecburiyetinde kalmamanız için size yardım edilmesi lazım. Değerini çok düşürerek, gene bunu İzmit'te yaşadık. Yani korkup gidiyor insanlar haklı olarak binalarını, malını, mülkünü satıp. Bir de Hatay'dan başlayarak Türkiye'nin her tarafında bu parayla yer alınıyor da ondan sonra nüfus veriliyor ya. Onun derhal durdurulması lazım. Yani yabancı satışına burada da izin verilmemeli, Antep'te de izin verilmemeli, Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da, bütün ilçelerde verilmemeli. Bir de huzurunuzla bunu paylaşmak isterim. Tekrar geçmiş olsun. Allah başkanım, Allah tekrarını inşallah göstermesin. Ufak tübün üzerine tencere koyup böyle ısınıyorlar. Hazırda. Başkanım, ben bir şey diyeyim. Buyur, söyle. Ben Kahramanmaraş'ın Eristan ilçesindeyim. Ailemi kaybettim. Yalnız mısın burada? Evet. Tek başına mısın? Hayır, eşim var. Eşin nerede? Eşim burada. Ben bir şey istemiyorum. Kızım, ben bir şey istemekten bahsetmiyorum canım benim. Zaten bak, başka durumum şey var benim. Kızım bak, durumdan bahsetmiyorum. Güzeli. Şu anda... Elbistan için yardım istiyorum ben sadece. Onu. Memleketim için. O tükenmekte doğduğum, büyüdüğüm memleketim. Yapıyoruz. Dedim. Bütün eksikliklerini görüp bizim yapabildiklerimizi ben, yapıyor. Yapamadıklarımızı iletiyoruz. Ben bir gayret şey istemiyorum. Oradaki yok. Soğukta kalmasın. Arkadaşlarım hep orada. 30 yıl bak, kaldım. Seni şahsın için söylemiyorum. Şimdi bu özel kalem müdüresi, senden şey yapalım, konuşalım. Kime ne lazımsa Elbistan'a göndermek tamam. için kızım. Aynen, tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Hadi bakalım. Abi müsaade edelim. Abi sana sonra müsaade edelim. Sana sonra müsaade edelim. Hüseyin müsaade edelim. Bu da oğlu, bu da oğlu. Aşkım babam. Babam sizi çok sevdi, çağıracaktı. Olsun. Böyle geldi. Kader böyle. Senin kocan nerede? Burada, en üstte. Tamam, o sen misin oğlum? Evet. Tamam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. 18 yaşında olan evet, sen misin? Evet, benim. Sen 11, o sen 9, sen 22. Benim de adım Bünyamin zaten. Hayır, bu zaten Bünyamin. Ah canım benim. Nereye bir oturalım sizlere. Şurada çadırlar. Annesi şeyde burada. Gel. Buraya alalım. Bünyamin'i ben açtım. Bünyamin'in gücü, Bünyamin'in hayatı sendin. Bünyamin'in hayatı sendin. Başkanım hoş geldin. Buket. Buket. Bünyamin Neziha. Senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin. Evet, Hüseyin. Şöyle biraz açılın, biraz açılın. Bir tane onu verir misin? Anne gelsin. Ay sen çok küçüksün daha. Çok küçüksün güzelim. Anneannesinin ismini koymuşlar. Oy. Annemin adıydı Demet. Demet. Oy, ellerim. Evet, babama vuruyorum ya. Meral Hanım, sen Erkan'da yine biliyorum.
Dağ gibi arkandayım. Allah razı olsun. Allah hiç giremiyor. Evladım yok ya, yanımda değil. Babam senin gelmenizi. Geri gel. Hadi şeker ol bakayım. Biz önce Allah'a sonra size güvenmiyoruz. Merak etme. Onu merak etme, biliyorsun. Konuştuk, biliyorsun. Sen nerede oluyorsun? Valla başkanım, biz mesleğimizi yapıyorduk da. Bitti. Ne yapıyorsunuz? Yani alerjilikti. O da neydi? Alerjilik mesleğimizdi. Alerjiniz var. Babam size anam diyordu. Artık siz de bizim babaannemiz olursunuz. Aynen öyle. Öyle. Aynen öyle. Aynen. O benim anam dedi. O benim eşim dedi. Anne dedi. Sen ne yapacaksın Neca? Kalacağınız mı burada? Burada. Çok burada. Ailemiz. Hayır, öyle değil. Hiç değilse bir süre ben sizi misafir edeyim diyorum. Sonra ne yapacağımızı konuşalım. Aradık biz ablanı, konuştuk o zaman. Yani şimdilik bir süre, yani şu keşmekeşten çıkın. Kafalarınız şey olsun, rahatlasın. Şu ikisini alıp gidermişim, göreceğiz gününüzü. Eğer varsan bu ikisi de oluyor. Ama bu dedi ki ben de. Ulan benim canım. Ama bizim babaannem dedi, yandınız. Değil mi? Biz çocuklarımızı götüreceğiz yine. Anne benziyorsunuz. 4 gündür dışarıdayız, çadırımız yok. Size de mi yok çadır? Evet, yok. Kendi çapımızda bahçemizde şey yaptık. Hani çadır olsa çok başlar aslında. Yani kaç çadıra ihtiyaç var bunda? Geleceğim bir dakika. Esma. O çadır şeyde sizin var şey, çadır sizin var mı çadır? İki aile. İki aileye çadır. Tamam, bakıyorum. İletişim bilgisini al. Tamam. Kardeşlerini kaybettiler. Rüyam tek yeri çadırdayız. Babam beni kaybettiyor. Nezi. Aynı. Teyzem. Aynı. Annelerin hazırı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ne gitti? Evimiz gitti canım. Yani biz o taş duvarların arasından çıktığımız bir mucize zaten. Siz de şeyden enkazdan mı çıktınız? Evet, enkazdan çıktık biz. Kaybınız var mı? Maddi kaybımız var. O çok yüksekti. Evet, çok yüksek ve işte yaralanmamız var. Ufak tefek yaralanmamız var. Bu çadır mı? Evet. Buyurun. Görme imkanım olur mu? Tam da ailenden kayıp var. Ailemde kayıp yok. Aynı ailemin de maddi kaybı var. Babam 85 yaşında köyde. Çok gerçekleşli. Alzheimer hastası. O ne yapıyor şimdi? Yardım gidebildi mi köye? Köylere, yiyecek içecekten sıkıntı yok. Birçoğunu köylere zaten gönderiyoruz. Burası yol boyu olduğundan dolayı gelen giden çok olur mesela. Diğer ulaşmayan köyler var mesela. Onlara yönlendiriyoruz servisler mesela gelen araçların. Biz de elimizden geldiği kadar çok şükür. Benim imkanlarımız da tuvalet çok büyük sorun. Çok sorun. Banyo, tuvaletimi yıkadım ama çok büyük sorun. Biz daha yıkanmadık. Üstümüz kumludur, saçlarımız kumludur. Pirketler hala da kumludur. Sırtlarım hep iş altında kaldı. Yırtıklarım, yaralarım çok büyük. Gitmedin mi? Gittim. Ne dedi? Krem verdiler. Krem falan sürüyoruz yani. Bileğim çıkmış. Oturttum. Evet, benim omzum çıkmıştı. Oturttum. Evet, kızım nasıl bir şey? Yani kızımla biz iki günden beri zaten açıkladık. Çadırı bile zor bulduk. Yeni yerleştik. Dün de yerleştik buraya. Eşim burada. Burada. Bir de kızın. Evet. Eşim şirketlerde çalışıyor. Emekçi bir insan. Aynı şekil biz ben de. Devletin hiçbir imkanda faydalanmadık. Pandemi döneminde bile o 1 milyar veriyor. Biz ondan faydalanamadık. Biz alamadık. Devlette her şeyimi alamadık. Gösterebilirim evet. Sana. Bilenizi verecekler. Bak o sizinki değil. Yani onu bilmiyor. Kızım bak kiracı. Bak kiracı olanları. Hayır ben bilmiyorum onu. Kiracı kısmını bilmiyorum. Ama bildiğimi söylüyorum. Eve olanlara yapılacak. Orada bir mesele yok. Açıkta da o, kalırsa o da şimdi o, kira yardımı yapılacak. Ama şeyin açık. Hayır. Hanım. Ben şeyin açıkladığını söylüyorum size. Yani evle ilgili faslı söylüyorum ama şey mesela seni araştıramak onun için şey yapıyoruz. Yani iletişim bilgilerinizi alıyorum ben şimdi sizin. Evet. Benim özel kalem müdüresi Esma'nın. Annem. Hoş geldin. Oy sen misin o? Evet. Oy. Oy canım benim. Allah'ım razı olsun. Efendim, Muğla'dan geldik. Gönüllü iki genç aşçılarımız gönüllü. Çok memnunum çocuklar. Sağ olun. Aşkım bakar mısın canlar? Peki bu kızlar kim? Bunlar bizim buranın çocukları. Bunlar bizim buradan ayrılmaz. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sağ olun.
Biz burada. Adın ne senin? Ne? Kesinlikle. Gel bakayım. Aliye, gel. Başkanım gidip başlayalım. Şey, hayır, patron burada. Hayır, ben de yarı şefim. Hayır. Onun için sen tam şef. Estağfurullah, estağfurullah. Yok, ben Kızıl Enstitüsü'nün gece bölümü yemek yönden mezun. Hayır, çok güzel. Yarım deniyor da onun için deniyor. Biz de turizm otel işletmeciliği, üniversite, balık bir sonrasında mezun. Ben dünyanın ve Türkiye'nin sayılı zenginlerinin yemekle çalışıyoruz. Çalışıyorum, yatlarda çalışıyoruz. Buradan Adil Konukoğlu, işte pek çok şeyle yemek yapıyoruz burada. Burada işte yaklaşık gün, sabah sabahleyin kahvaltıda işte ılık süt, yaklaşık 250 kişilik kahvaltı yapıyoruz. Yumurtamız var, patatesimiz var, her gün güzel bir şey. Öbürünü de sen koy kızım. İşte zeytinimiz, peynirimiz, Allah ne verdiyse bereketini de veriyor çok şükür. Köylere gidiyoruz, köylerde günlük en az 200-250 yemek dağıtıp geliyoruz. Kendi imkanlarımızla geldik buraya. Muğla'dan geldim. Ben Muğla'lıyım. Burada da işte vekilim sağ olsun. Bedir Bey, Allah yüz bir kere razı olsun. Siz çok şanslısınız öyle bir vekili bulduğunuz için. Abi ben çok memnunum. Çok bizi hiç yalnız bırakmadı yani bu. Çok sağ olsun. Abi girme. 12 yataklı otel. Ali Hanım size bir şey vermek istiyor da. Öyle mi? Evet. Ne vereceksin Ali'ye? Genel Başkanım, sen de verecek size. Tokasını veriyorum size. Oy, çok memnun Sayın Başkanım, oldum. Sayın Başkanım, Ali Hanım. Olsun, olsun, olsun. Verin bakayım onu. Ben bunu özel saklayacağım. Sen versin. Tamam. Çok güzel isimler başlıyor. Öyle mi? Oo, çok teşekkür ederim. Abi. Bir abla geldi dedi ki Allah razı olsun. Ne Allah razı olsun abla dedi bu. Ben senden Allah razı olsun diyorum. Sen bu kötü durumun dibine kadar yaşamak zorunda. Ben 15 gün boyunca sana kendimi parçalayacağım, vereceğim yani. Ben seni sen de belki cennete gideceğim ya. Bu vatan için yani. Anladınız mı? Tamam. Buyurun. Allah razı olsun. Gel komşu benim. Bir tane. Kardeşimiz bir tane. Bir tane. Gönüllü Iğdır'dan geldi. Bak. Emir bir tane. Emir. İhtiyacımız bizim biraz gezelim. Şu lavabo özellikle bayanlar için. Çöpümüz alınmıyor. Bunlar için bize bir önder olursan. Yarın bir çadır sıkıntımız bir, var başkanım. Bir, onu şimdi artı evet. Da söyledi. Bir salgın başlarsa, yani biz depremin vurgunundan daha kötü olacağız salgın başlarsa. Allah bunlar bir an önce çözülür. Allah korusun. Annemlere yardıma geldim. Antep'te durum nasıl? Ya buradan iyi. Daha iyi değil mi? Daha iyi. Yani şey yok. 6 bina yıkılmış. Evet. Yani şey biz, için soruyorum biz müsaadedeyiz, iyiyiz. Anladım. Annenlerin evi mi yıkıldı? Annemlerin evi olsaydı, kardeşimle karşı karşıyaydı. Evet. Yani buralar çok kötü, köyler çok kötü, yardım da gitmiyor. Yani yardım çok fazla ama evet. Düzensiz ulaştırma olduğu için ulaştırma sorun var, değil mi? Köylerin nerede olduğunu evet. Bilmiyorlar. Anladım. Bilmedikleri için biz olabildiğince köylere götürmek için geldik. Tamam. Eşimle beraber. Tamam. Hem annemlere destek olalım, hani yanlarında manevi destek olalım yok, diye geldik. Yok, ben sizin ses tonunuzdan biraz daha bu işleri bilen bir insan gibi anladığım için soruyorum bu soruları. Şimdi bizim amacımız eksikleri tespit etmek. Bir de verimliliği sağlamak, evet. İsrafı önlemek. Yani çok fazla yardım var Nurdağ'ında evet. Tabii. Ama şey, mesela gıda yardımı Türkiye'nin her yerinde çok iyi ama bir köyde sokakta var, evet. Bir köyde hiç yok. Yine dengesiz, yani her zamanki olduğu gibi dengesizlik var. Evet, anladım. Köylerde hiçbir şey yok, biz hani yapabildiğimiz kadar onu yapabiliriz. Şimdi sesiniz duyulacak sizin. Onun için konuşturuyorum seni. Sağ olun. Yani amaç o, biz de hani nereye ulaşabiliriz, ne yapabiliriz? Anladım. Bizim arkadaşlarımız var burada. Mesela milletvekilimiz var. Onlar da koordine yapmaya çalışıyorlar. Yani o, evet. O tekrar söyleyeyim, koordine etmeye çalışıyorlar. Evet, AFAD'ın bilgisi dahilinde çalışıyoruz biz. Tabii. Yani gayri resmi de değiliz. Dolayısıyla iletirseniz canla yani başlayayım. Şimdi sesiniz duyulacak. En büyük sorun. Tuvalet en önemlisi. En yani şimdi hemen başkan. Tamam bisküvi falan çok fazla. Allah'tan yani şey olsun, Allah razı olsun, yemek var. İşte evet. Ama bunu olmayan köyler de var. Sessiz al. Şeyde banyo yok, çadırda da tamam çok lüks istemiyoruz da. Ben annemler açsınlar. Tuvalet. Bizim eve götürelim diyorum, annemler gitmek istemiyorlar 3. kat. Evet. Yani biz bile daha giremiyoruz, arabada yatıyoruz. Tamam. Bu insanlar bir önce su, banyo. Yani temizlik hasta olacaklar bu defa. Zaten aynen, salgın aynen. Var. Aynen. Hey, hadi. Benim adım Zekiye. Zekiye çok memnun oldum kızım. Tamam ben size memnun oldum. Buralı mısın? Buralıyım. Adın ne? Adem Kılıç, ben muhasebeciyim. Mali müşavirim burada. Adem Bey. Ne bu ya? Binamızı görseniz şu köşedeki görürsünüz. İsterseniz gelin bir bakalım sayın. Gel bakalım. Bura mı? Burası. Oğlum. Bunun içinden çıktık kız. Çıktık şimdi korkuyoruz. Yiyecek ve yiyecek konusunda bir sıkıntı yok. Yığınak oldu. Artık evet. İsrafa dönüştü iş. Aynen öyle. Yeter onlar. Geziyorsanız görürsünüz. Gördüm. Zaten her tarafta elbiseler şimdi var. Bir
Bizim istediğimiz şu anda bunlar değil. Bizim istediğimiz temizlik. Çocuklarımıza herhangi bir salgı. Çünkü buraya böyle bir yere bir girdi mi hepsini temizler. Hepsine bulaşır yani. Aynen yapacağımız hiçbir şey yok. Aynen öyle. Öncelikli şeyimiz o olmalı. Haklısın. Hiçbir şeyim yok. Yani nerede yaşıyorsunuz siz şu anda? Binamız şurası. Alt katlı komple yıkıldı. Genel başkanım. Evet. Çadırımız yok. Gıda, şu anda çadır istiyor. Gıda konusunda sorunu yok. Gıda konusunda evet. Da var. Çadır istiyor. Evet. İste benden bir şey. Ne istiyorsun? Söyle kulağıma. Tamam. Tablet, ses. Şimdi nasıl gönderirim ben sana? Gel bakayım. Biletir sen. Var bizde de. Tablet istiyor bu çocuk. Hemen. Ay güzel. Ah oğlum benim. Lütfen bırakmayın bunları peşimi. Yok. Bakın kaç yıllık binalar gitti Sayın Başkanım. Lütfen takipçisi olun. Şimdi kaç tarihli şehit? 2007 yılı. 23 Mart. Sizin ailen bilir beni. Bir şeye böyle gençler bilmez de. Eskiler bilir. Esma, bu şehit oğlu al şeyini zaman zaman konuşacağız. Telefondan senden bilgi alacağız. Anladın mı? Ay bu kaçıncı be? Bu kaçıncı?